Özgürlük ve güvenlik hakkının Kaybedilen yakınları için her hafta toplanan cumartesi anneleri 762. kez bir araya geldi. Galatasaray Meydanı'nın eylemlere yasaklanmasının ardından 701. haftadan beri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Binası önünde düzenlenen eylemde bu hafta Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1 Kasım 1996 gecesi gözaltına alınıp kaybedilen 65 yaşındaki Ramazan Tekin'le 18 yaşındaki yeğeni Mehmet Şirin Bayram'ın akıbeti soruldu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı eylemde basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun'un kızı Besna Tosun okudu. Eylemde daha sonra Bayram ailesinin Diyarbakır'dan yolladığı mektup okundu. Mektupta şöyle deniyor: "Bizleri İstanbul'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Roboski'ye, ülkenin dört bir yanında adalet arayışçıları olarak bir araya getiren yaşadığımız adaletsizlikler oldu. Bu hak arayışı zinciri hiçbir iktidar ve güç tarafından yok edilemeyecektir. Bugüne kadar gelip giden iktidarlar ve bundan sonra gelecek olan iktidarlar da çok iyi bilsinler ki mücadele ve hak arayışımız son kaybımız bulunana ve adalet yerini bulana kadar devam edecektir. Çünkü biz haklıyız, çünkü biz adalet arıyoruz, çünkü biz hakkımız olanı istiyoruz."